Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch'a nasıl üye olacağımızı ve Scratch'ta hazırladığımız bir projeyi nasıl paylaşacağımızı göreceğiz. Şimdi bunun için öncelikle Scratch Meet Edu yazıyoruz. Scratch'ın sayfasına geliyoruz. Buraya geldiğimizde giriş yapmadan önce bir üyelik almamız gerekiyor. Onu da şuradan Scratch'a katıl sekmesinden üyelik alıyoruz. Buraya tıkladığımızda bizi yönlendiriyor. Kullanıcı adı yazmamızı istiyor. Kullanıcı adı olarak herhangi bir isim verebilirsiniz. Şöyle bilsem.tr olarak ben kullanıcı adımı aldım. Şimdi parolamı yazıyorum. Aynı parolayı bir de bu satıra yazıyoruz. Evet, böyle oluşturdum. Sonraki diyorum. Ülke seçin diyor buradan. Türkiye'yi bulup Türkiye'yi işaretliyoruz. Sonraki diyoruz. Burada doğum yılımı ve ayını istiyor. Herhangi bir doğum tarihi, gerçek doğum tarihimizi vermiyoruz. Herhangi bir doğum tarihi verelim şöyle. Peki ben diyelim. Evet, sonraki dedik. Şimdi burada erkek, kadın soruyor. Onu yazdık. Sonraki diyoruz. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Hesabımı oluştur yazısına tıklıyoruz. Bakın burada bir yazı çıktı. Şimdi diyor ki hesabınıza gidin ve Scratch'ten gelen maili onaylayın diyor. Yani bizim buraya tıklayacağız. Girişimiz şu an bakın giriş yapmış durumdayız. Profilimiz burada. Ancak benim şimdi buradan herhangi bir proje oluşturayım. Projemi paylaşabilmem için öncelikle diyelim ki böyle bir proje yapacağım şimdi. Herhangi bir proje işte 10 adım gitsin, 15 derece dönsün. Kontrol bloklarından şöyle bunu da 4 kere tekrarlasın. Böyle basit bir proje yaptım. Şimdi bu projemi kaydet diyorum. Kaydettim. Şuradan projeme bir isim veriyorum. Deneme diyelim. Şimdi bu projeyi ben paylaşmak istersem Scratch'a geri dönelim. Ve şurada bakın kendiminkiler yazar. Buraya tıkladığımızda projemizi görüyoruz. Ancak bu projeyi göndermek için şöyle tıkladık. İsmine tıkladım. Bakın eğer bu linki gönderirseniz projeniz görünmez. Çünkü henüz paylaşmadık. O nedenle bizim bu projeyi paylaşabilmemiz için ilk olarak üye olduğumuz mail adresimize giriş yapacağız. Ve bakın Scratch'tan gelen
şu maili bir açacağız. Açtığımız bu mailde diyor ki hesabını aktive et, onayla. Buraya tıklamamız gerekiyor. Genelde bunu yapmayı unutuyoruz. O nedenle de paylaşımda bulunamıyoruz. Projelerimizi paylaşamayız. Evet, şu an hesabım aktif hale geldi. Şimdi projeme giderim. Kendim ilgiler dedim. Proje sayfama geldim bakın. Bakın paylaşılmayan bir proje var diyor. Şöyle yapıyorum. Tekrar üstüne tıkladım. Bakın şimdi artık paylaş göründü. Oysa şurada herhangi bir paylaşım için izin yoktu. Ama hesabı aktive ettikten sonra, şuna tıkladıktan sonra gelen mail adresine gelen yazıyı şu mavi butona tıkladıktan sonra bakın tekrar açtığımda projenin üstünde paylaş dediğim zaman artık projem görünür olacak. Tekrar tıklayayım. Evet, bakın şu anda projemiz paylaşıldı. Paylaştıktan sonra alt kısımda linki kopyala diyor. Şu linke tıklıyoruz. Ve şuradaki linki paylaşıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.